Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Şimdiki video görselimizde Fiat A640 traktörün ön paruya kapağı. Buna gres vurmak için açıp kapatması. Bakın ne hale getirilmiş. Yaralamış, delinmiş. Buraları kapatmamı istiyorlar. Paruya kapağının daha rahat bir şekilde açılması için de somun kaynatmamı istediler. Eğer olursa grasörlük iğnesi yapılmasını sahibinin torunu istedi. Bakalım neler yapabiliyoruz. Verdikleri somuna grasörlük pompası ucu sığmıyor. Ben de bunu yaptıktan sonra şu borudan, yani iğnenin boylarına göre keseceğim. Zaten boru anahtarıyla bunu kolaylıkla açabilirler. İşte grasörlük iğnesi. Ve bakalım uyuyorlar mı? Tabii ki de uyuyorlar. Pafta da yapabiliriz ama yalan olma ihtimaline karşı. Neyse ki öncelikle pafta deneyelim. Demir hiç inceye benzemiyor. Ama uç kısmı içeriden somuna vurabilir mi, vuramaz mı? Fazla dışarıda görünüyor bu şekilde. O zaman delik pafta yapalım biz buna. Daha önce yapmış olduğum matkap mengenem. Bunun daha kanalımda videosu var. Kendin yap, oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Şimdi bunu deleceğim. Şimdi pafta ucu ile açıyorum. Numarası ise M8. Bunu da açtık. Buna isterseniz somunu koyu delersiniz. Somunu kaynatıp bu şekilde yaparsınız ama görüntü kirliliği veriyor ve de çok dışarı çıkıyor. Eğer yalan bu olursa bu şekilde yaparsınız. Somunu kaynatırsınız. Kendin yap videoları yapabilmek için yeterli vaktinizin olması gerekiyor. Vaktiniz yoksa ya da iş yeriniz yoğunsa düşünmeye daha, yani daha sağlıklı düşünemezsiniz. Hatta tamiratlarda bile sakin bir yerde tamir yapmanız gerekiyor ki daha sakin yakanıza yapışmış müşteriler olmaması, özgür olduğunuzu hissetmeniz gerekiyor. Özgür olduğunu hissettiğinizde daha başarılı işler çıkarabilirsiniz. Bakın, güzel oldu. Şimdi bunun kırılmaması için koruma yapmamız gerekiyor.
sahibi lokmaya yap demişti sökebilmek için. Hatta agresörlük de tak demişti ama gördüğünüz gibi olmuyor. Bu şekil agresörlük oluyor. Buna korumayı yapalım. İşte Ford Transit Amatör Burcu'nun borusu. Bunu da daha sağlıklı kesebilmek için kumpasla çizeyim. Bunu da hallettik. Artık bunu kesme işlemine geçebiliriz. Evet, iki parçayı kestik. Şimdi kaynatma işlemine geçeceğiz. İşte görüyorsunuz. Mesela agresörlük ucu da rahat bir şekilde girebilir. Ha, biraz zor agresörlük ucuymuş. İşte agresörlük ucunu yerleştirdik. Biraz zor çıkacak. Sallaya sallaya. Yağlandığı zaman daha kolay takılıp daha kolay çıkabilir. Böylece Fiat 640'ın parçasını güzelce yapmış olduk. Buraya toprak vurduğu zaman kolay kolay kıramaz. Daha kullanışlı oldu. Görüyorsunuz.
İşte biraz daha taşlarım daha güzel olur. Evet değerli arkadaşlar, böylece Fiat 640 Porya kapaklarını bitirdik. Elimde açılmış bu renk boya vardı. Ben de zaten beleşten boyadım güzel görünsün diye. İşte görüyorsunuz. Bu şekilde daha kolay işlem olur. Bunları kaynat demişti kolayca açılabilmesi için. Ama iğne takma teklifi de verdi. Maalesef klasörlükler sığmıyor. Bu sonunlar da kendileri getirmişti. Ama böyle daha güzel oldu. Bakın. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.